Ziya Gökalp. Ziya Gökalp 1875'te doğmuş, 25 Ekim 1924'te vefat etmiş büyük sosyolog ve Türkçü yazarımızdır. Diyarbakır'da doğdu. Babası Tevfik Efendi de yazardı. Ziya Gökalp daha küçük yaştayken babasının telkinleriyle halk şiirine karşı ilgi duydu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da yaptı, babasını erken kaybetti. Amcası Hasip Efendi, Ziya'nın özel öğrenimiyle yakından ilgilendi. Arapça ve Farsça öğrenmesine yol açtı. Gazali, Farabi, İbn-i Rüşd, İbn-i Sina gibi fikir adamlarını okudu. Çok küçük yaşta karşılaştığı bu eserler Ziya'da bir buhrana yol açtı. Doktorken doğa bilgisi okutan çok bilgili bir öğretmenin teşvikleriyle de Ziya'yı fikir dünyasına yöneltmiştir. Şahsi sebeplerin de zoru ile bir gün beynini ateş ederek kendini öldürmeye kalktı. Bunu çok hafif atlattı. Hayatı kurtulduktan sonra kendisine bir yön bulmak istedi. İstanbul'a gelip Baytar Okulu'na girdi. Hürriyetçi düşüncelerinden dolayı hapse atıldı. 9 ay yattıktan sonra Diyarbakır'a sürgün edildi. Orada ölmüş bulunan amcasının kızıyla evlendi. 1908'de 2. Meşrutiyet ilanı üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni Diyarbakır Şubesi'ni kuran Ziya, İstanbul'a, daha sonra Selanik'e gitti. Orada Ali Canip ile Ömer Seyfettin Genç Kalemler dergisini çıkarıyor, dilde sadeleşme, millileşme amacını güdüyorlardı. O sırada Osmanlıcılıkla İslam Birliği gibi iki zıt fikir yüzünden aydınlar ne yanı tutacaklarını şaşırmış durumdaydılar. Ziya Gökalp takma adıyla Genç Kalemler'de Turan adlı manzumesini yayınladı. Bu hem onun Gökalp diye tanınmasına hem de Türkçülük, dilde millileşme akımlarının derlenip toparlanmasına yol açtı. Yeni lisancıların fikir yönünü hazırlayıp beslemeye başladı. Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki Genel Merkezi'nde parti genel sekreteri olarak siyasi çalışmalara katılıyor, sosyoloji ve dil alanında da ülküsünü açıklayan eserler veriyordu. Dilde bağlandığı esaslar, Arapça ve Farsça'nın dil bilgisine ait kuralları tatbik etmemek, halk diline girmiş kelimeleri Türkçe saymak, yeni fikirler için dilimizin türetim kurallarına göre kelime türetmekti. Birinci Dünya Savaşı kaybedilip de İstanbul işgal olununca, Ziya Gökalp de ateşli milliyetçilerle birlikte İngilizler tarafından bir gemiye bindirilip Akdeniz'deki Malta Adası'na sürgüne gönderildi. O sırada yeni mecmuayı çıkarmaktaydı. Bu dergi memleket gençlerine her manada ışık tutuyordu. Malta'dan İstanbul'a gelen Ziya Gökalp oradan da Samsun'a geçti. Ailesini yanına aldırdı. Bir ay kadar Ankara'da kaldılar. Sonra Diyarbakır'a gittiler. 1922'de Marif Vekaleti Telif ve Tercüme Heyeti Başkanlığı'na tayin edildi. İkinci devrede Büyük Millet Meclisi'ne Diyarbakır Milletvekili seçildi. Eski bir mide rahatsızlığı şiddetle teptiğinde İstanbul'a geldi. Büyükada'da tedavi görmekte ve Türk Medeniyeti Tarihi adlı büyük eserini hazırlamaktayken 24 Kasım 1924'te öldü. Ziya Gökalp Yeni Mecmua, Küçük Mecmua gibi birkaç dergi çıkarmış, çeşitli gazete ve dergilerde birçok makale yayınlamıştır. Hakkında pek çok yayın yapılmakla beraber eserlerinin tamamı tam bir takım halinde basılmış değildir. Üniversite hocalığı sırasında hazırlanmış notlarını sonradan çeşitli eserlerde kendisi malzeme olarak kullanmıştı. Gökalp, Fransız sosyoloğu Emile Durkheim'ın fikirlerini cemiyetimizin yapısını araştırmada rehber saymakla tanınmıştı. Önemli eserleri Kızıl Elma, Yeni Hayat, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Altın Işık, Türkçülüğün Esasları ve Türk Medeniyeti Tarihi'dir.